Eski açıktan transfer raporundan herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'a ne Akif Tokay memleketinde olduğu için yok. O yüzden yalnız bıraktı beni. Hani tek başıma yapacağım. Carlos Vinicius kimdirle başlayalım. Carlos Vinicius 25 Mart 1995 tarihinde Brezilya'da dünyaya geliyor. Bom Jesus da Selvas'ta doğuyor. Ve kariyerine de Santos at yapısında başlıyor. Santos at yapısında stoper ve defansif ortası olarak kullanılıyor oyuncu. Futbolu stoper olarak başlıyor. Daha sonra forvet evriliyor. Brezilya'da Palmeiras ada forma giydikten sonra ilk transferini, ilk Avrupa transferini yapıyor. Portekiz'in Real kulübüne transfer oluyor. Real'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor ve daha sonra Napoli'ye transfer oluyor ama Napoli transferi bir kiralık zaten ve çok bir forma şansı bulamıyor. Oradan Benfica'ya geçiyor ve Benfica aslında onun esas kariyerinin, gerçek kariyerinin başlangıcı olarak sayabileceğimiz yer. Benfica'da çok üst düzey performanslar gösteriyor ve oradan sonra da Tottenham'ın dikkatini çekiyor. Tottenham'a transfer oluyor. Tottenham'daki kiralık sezonlardan Benfica'ya dönüyor ve daha sonra PSV Eindhoven'ın dikkatini çekiyor. PC Van Duyven'daki sezonun ardından Galatasaray'a gelmeden önce Fulham'a transfer oldu. Çok uzun bir yol, çok uzun bir yolculuk. Galatasaray'da şu an oyuncu, şimdi Galatasaray Galatasaray'a transfer olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyerinde Fulham, Tottenham, Benfica, PC Van Duyven ve Brezilya'ya gidecek olursak Palmeiras, Santos kulüpleri var. Kariyerini anlatmak da epey güç. Ben de bakarken çok zorlandım. Bazı transferini de anlamadım. Mesela Napoli'de var, Monaco'da var. Napoli'den Monaco'ya da bir gidiyor. Kariyerine bakarken epey zorlanıyorsunuz ama burada performans verdiği yerleri, oralara dikkat çekmek önemli. Benfica gibi veya işte PC van Deum gibi veya işte bir tane daha Fulham gibi. Bu tip takımlarda çok performans gösterdiğini, oralardan bize veriler bıraktığını görüyoruz oyuncunun. Diğer yerlerde verileri o kadar sağlam değil. Şöyle sağlam değil. Biz üzerine bakıp yorum yapabileceğimiz nitelik de değil. Çünkü o kadar veri sunmamış elimize. Hem oynadığı maç sayısı olsun, hem işte sahaya çıkma süresi olsun falan. Oradaki filtreyi biraz azaltmakta, biraz sıkı tutmakta fayda var ki oyuncuyu daha iyi analiz edebilelim. Tabii Ocak transfer olduğu için Sarriori'de yaptığımız gibi daha çok son aylarına, son yıllarına odaklanacağız oyuncunun. Benfica'da yaptıklarına da tabii ki bakacağız ama öncelikle Fulham kariyeri bizim için önemli ve oyuncunun iyi özellikleriyle başlayalım. Oyuncunun bence en baskın özelliği sırtı dönük oyunu ve derine gelişlerindeki bağlantısı. Bağlantı oyunu çok iyi yapıyor. Orada pozisyonlarla ilerleyelim. Çok çok iyi örnekler var. Bu sezon 11 maçladığı nadir maçlardan biri Sheffield United maçı ve çok iyi oynuyor. Bu çok iyi performansını görsellerle anlatalım. Savunmadan uzun bir top geliyor. Topa uzak aslında Carlos Vinicius ve Stoperiko alamaya başlıyor. Daha sonra orada bir ikili mücadeleye giriyor. Topu alacağı veya almayacağı belli değil. Yani alacağı kesin değil. Stoper öncüsü daha avantajlı ama orada zorluyor ve top kendisinde kalıyor. Çok güzel alıyor topu. Daha sonra sırtı dönük topu saklıyor ve Vilyana müthiş bir pas atıyor. Burada Vilyan golü kaçırıyor. Şutu gol olmuyor ama bu bir asist. Ya yani bu bir forvet için asist. Hem sırtı dönük çok güzel alıyor. Birincisinde de rakibi çok iyi kovalıyor. E daha sonra da Vilyana nefis bir pas atıyor. Fulham burada öne geçme şansını kaçırıyor. Ama bu maçta yaptığı bir güzel de hareket var. Ona bakalım. Bunu yüksekten almak çok daha etkileyici olduğu için bu açıyı kullanacağım. Yine savunmadan uzun bir top geliyor. O topu çok güzel kontrol ediyor savunmayla mücadeleye girdikten sonra ve Pereira'nın önüne nefis bırakıyor. Pereira da arka direğe çeviriyor ve gol oluyor. Yani bir forvetin derine geldiği zaman neler yapabileceği, uçtaki pivot center kontrol kontra ataklarda, kontralarda takım boğulmuşken nasıl size fayda sağlayacağını pozisyondan görüyoruz. Galatasaray samsung Spor maçında 11. dakikadan 55'lere kadar falan boğuldu ve Mauro Icardi geçen sene kadar sırtı dönük oyunda iyi değil. Yani bu fiziksel durumuyla da alakalı. Yaşadığı talihsiz sakatlıklarla da alakalı. Ama iyi değil yani. Geçen sene Mauro Icardi bu tip sırtı dönük oyunları çok iyi yapıyordu. Hatta bence golcülüğü kadar iyi yapıyordu ama herkes golcülüğünü konuşuyordu doğal olarak. Ama bu sene Galatasaray orada sıkıntı yaşıyor. Yani savunmadan topla çıkarken yerde kendisi biraz dinlendirebilecek bir forvet yok. Mauro Icardi bu sene bu tip işleri yapamıyor. Carlos Vinicius orada Mauro Icardi'yi de rahatlatacaktır. Yani tabi hocanın kafasında ne var bilmiyoruz ama zaman zaman yan yana oynadıklarında veya işte Carlos Vinicius on numara gibi oynadıklarında Mario Icardi orada bu tip pozisyonlarda rahatlatma imkanı var. Tabi bunun için Carlos Vinicius ve Mario Icardi'yi aynı anda sahaya atabilmeniz için çok güçlü bir orta saha ve kanat rotasyonunuz olması gerekiyor ki öndeki iki forveti taşıyabilirsiniz. Mesela burada top kenarda sıkışıyor. Carlos Vinicius çizgiye kadar geliyor. Topu alıyor ve içeriye çok iyi dönüyor. Yani bu tip oyun kurucunun işlerini, sırtı dönük oynama işlerini çok iyi yapıyor. Bence oyuncunun en iyi özelliği bu. Ve oyun açılıyor. İşte yayda Pereira var. Oraya dönebilir. sol markası hareketlenen bir oyuncu var. Oraya atılabilir. Orada savunmayı bozan. Farkındaysanız rakip takım 3 kişi çizgide bozulmuş durumda kalmış. Oraya ekarte edebilmişler. O seti geçebilmişler. O savunma setini. Oradaki aslan payı da Carlos Vinicius'a ait. Yaptığı en iyi işlerden biri bu derine gelip sırtı dönük oyunları yapma. Burada sırtı dönük bir şekilde topa sahip oluyor ve çizgide savunma arkası hareketlenen arkadaşını çok iyi görüp indiriyor topu oraya. Devamında da e, Fulham çok tehlikeli bir atak yakalıyor. Bu tip derine gelip kanatları hareketlendirme işlerini çok iyi yapıyor ki bu Barış Alper Yılmaz için çok önemli bir şey. Çünkü derine geldiği zaman kanat oyuncusuna da bir alan açıyorsunuz. Barış Alper Yılmaz da alana çok ihtiyaç duyan bir oyuncu. İleride bir Manchester City maçında da nasıl bu stoperi bozduğunu, stoperi manipüle edip derine getirdiğini göreceğiz. Geçen sezon oynanan Manchester City maçında da uzun topu çok iyi indiriyor. Orada bir karambol var aslında. Yani tam indirmiyor. Kontrol ona ait değil de. Top yere iniyor. İndikten sonra da 2-3 kişinin arasından o ince pası çok iyi görüyor. Mesela bu aslında bir 10 numara pası. Eski tabirle bir 10 numara pası gibi. Ve daha sonrasında full'un penaltı kazanıyor. Golü buluyor. Burada bu tip pozisyonlarda asist yazılmıyor tabii ki ama Carlos Gündüz'ün asist sayısı o kadar yüksek olmasa da Rümerlik'te de oyun kuruculuğunun çok yüksek olduğunu, oralarda çok iyi işler yaptığını, oyun kuruculuğun oyuncunun en iyi özelliklerinden biri olduğunu görebiliyorsunuz. Burada yine önüne doğru bir top geliyor. Önce kontrol ediyor. Sırtı dönük bir şekilde savunma arkasında oluyor ve daha sonra arkasından hareketlenen Bekin, bek olması lazım ya yani da kanat oyuncusu önüne çok iyi bir top bırakıyor ve bu aslında yine asistin asisti. Gol olmuyor ama çok asistin asistine müsait paslar veriyor. <laughs> bir forvet olarak bu aslında biraz daha acaba 4-4-2'nin yanındaki yardımcı oyuncu mu sorusunu sorduruyor bana. Tabi Galatasaray üzerinde yine bunun için çok iyi bir dörtlü. Arkadaki sol kanat, iki merkeze sağ kanat gibi çok iyi bir dörtlüğe ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ama ikinci forvete ikili forvete çok uygun bir oyuncu. O yanında bir Poacher'la yani Cardi gibi bir golcüyle beraber kendisi bu tip işte savaşma işlerini, savunmada derine gelip savunmayı kendisiyle beraber çekme işlerini çok iyi yapar gibi geliyor bana. Ama tabii yine söylüyorum Galatasaray'ın orada arkada çok iyi bir dörtlüğe ihtiyacı var. Mesela Leicester City maçı bu derine gelip stoperi de kendisiyle beraber yükseğe çıkarma, biraz tuzağa düşürme işini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor. Uzun bir top geliyorsa olmadan yine stoperden bu direkt pasları çok iyi alıyor. Carlos Vinicius ve orada sırtı dönük bir şekilde oyunu da iyi yapıyor. Burada topa dokunuyor ya da dokunmuyor ya da ufakça sürtüyor topa ama bilerek arkaya bıraktığı belli. Bir arkadaki pozisyona yani bir sonraki pozisyona baktığımız zaman Leicester City olmasının çok sıkıntılı bir hale düştüğünü görüyoruz. Burada bir stoper çıkmış back kapatmaya geliyor falan ama Fulham istediği kontra hata, istediği geniş hata, geniş alanı buluyor. Burada da Aslampa yine Carlos Vinicius'un derine gelip Çağlar orada boşa çıkarması. Şimdi bu pozisyon mesela biraz Barış Alper Yılmaz'ı da hayal ettirdi bana. West biraz yüksekte savunma yapıyor. Carlos Vinicius derine geldi. Orada sağ kanattan savunma arkasında çok iyi koşu yapan, o bozuk çizgiye çok iyi koşu yapan bir kanat oyuncusu var. Onun önüne atıyorlar ve hemen arkasından Carlos Vinicius da koşusunu tamamlayıp boş kaleye golünü atıyor. Burada yine boş kaleye bir gol atmayı görüyoruz. Sağ ayakla atıyor ki ileride değineceğim sağ ayakta golleri düştükleri de çok nadir. Çok ağırlıklı bir sol ayak oyuncusu Carlos Vinicius. bunu niye aldın? Boş kaleye gol diyeceksiniz. Bu pozisyonun en başına gitmek gerekiyor. En başına açtığımız zaman 47-23'te derine gelip oyun kurulumuna yardımcı olan oyuncu burada Carlos Vinicius ve 47-32'de de boş kaleye golü yuvarlayan oyuncu yine Carlos Vinicius. Bu tip derine geldiği zaman savunmayı yine bir stoperi çıkarmış peşinde ve daha sonra stoper eline dönmekte zorlanıyor. Bu tip derine gelmeler ve derinde iyi işler yapmalar, sırtı dönük bir şekilde topu tutabilme, topu saklayabilme veya efektif pas verebilme bütün savunmanın dengesini bozabilecek işler. Bu Avrupa'da da oldukça işe yarayacak çünkü Galatasaray'a ligde önde basan stoperini forvetine kadar çıkaran bir takım yok olmayacaktır da sanırım. işte derbiler haricinde. Ama Avrupa'da Sparta Prag sonrası belki çıkacak rakipler. Galatasaray'a karşı baskı yapacak. Stoperini forvetle eşleştirip onun orta sahaya kadar çıkabilecek. Yüksekte savunacak takımlar olabilir. Oralarda da Carlos Vinicius'un oyun kuruculuğu ve savunmayı bu şekilde manipüle etmeleri çok şey yarayacaktır. Mesela geçen sezon oynanan Chelsea maçı bu stoperleri bozma, stoperlerle fizikli oynama, güçlü oynama işini çok iyi gösteriyor. Burada yine alabileceği bir top değil. Kalecinin attığı uzun top aslında onun alabileceği bir top değil ama önce Thiago Silva'yı bozuyor perdeliyor ve daha sonra savunmanın yaptığı pas hatası gidip çok güzel değerlendiriyor ve arkadaşının önüne nefis bir top atıyor. Ee, ama bu pası ileride değineceğim noktada lütfen tekrar e, dikkat edersiniz. Sağ ayağıyla atarken ki vücut hali de çok önemli. E, sol ayağı tam yere basmıyor. Vücudu kırılıyor biraz. Bence sağ ayağını kullanma konusunda bazı problemleri var oyuncunun. şey şut sayısına da yansımış ve onu yeri gelmişken burada söyleyeyim. Carlos Vinicius toplamda 230 şut atmış kariyerinde. Yani Huskort'un teklediği. 151'i sol ayak, 17'si sağ ayak, 61'i kafa ve biri de diğer diye kodlanmış. Çok baskın bir sol ayak oyuncusu. Zaten bunu birkaç pozisyonda daha değineceğim ama bu buradan da çok ince anlaşılıyor. Pası verirken ki vücut hali, fizik hali biraz sağ ayağına çok kuvvetli bir şekilde basamadığını, sağ ayağını çok kuvvetli bir şekilde kullanamadığını da gösteriyor fizik olarak. Derine gelmesini artık biraz bitirirken de master class ile bitirelim. Geçen sezon oynanan Fulham Brighton maçı. Derine geliyor. Stoperin önüne ayağını atıyor. Kalçasını atıyor ve topu alıyor ve arkasındaki adamı da yıkıyor. Daha sonra müthiş dönüyor ve çok iyi bir top atıyor sol markasına. Daha sonra da Fulham golü buluyor 88'de. Maçı 2-1 kazanıyor. Burada derine gelip son arkasına attığı top tam bir pivot forvetten. Biraz boğulmuş istenecek şey. Brighton geçen sene çok daha iyi bir takım olduğu için e, bastırıyor. Burada 3 puan için bastırıyor. Ama Carlos Vinicius son dakikada Brighton'a bir sürpriz hazırlamış. Bir iki pozisyonda Benfica kariyerinden aldım ama golleri değil asistlerini aldım. Burada sonmanın arkasına hareketlenen oyuncuya çok iyi bir orta geliyor Carlos Vinicius'a. Sırt ödülük alıyor stoperi sırtına bindiriyor ve dışarıya bırakıyor. Devamında gol geliyor. Yine burada gelen uzun topu önce kontrol ediyor. Stoperi sırtına alıyor ve yine ceza sahası içerisindeki diğer arkadaşına koşarak yan arkadaşına bırakıyor. Ve onun skor etmesini sağlıyor. Yanındaki oyuncuları besleme konusunda oldukça mahir bir oyuncu. Bence aslında hava toplarının o kadar etkili bir oyuncu değil. Yani hava top kazanma konusunda çok mahir bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Süper Lig'de fark yaratabilir tabii ki. Süper Lig'in seviyesi belli ama Premier Lig'de stoperlere hava topu vermeyen bir oyuncu falan değil. geçen sezon gerçi en çok kazanan 7. forvet ama birincisi zaten Mitrovic Fulham'ın forveti. Fulham çok uzun top oynuyor ve kaybettiği kazandığından neredeyse iki katı fazla. Uzun top oynadığı için orada fazla kazanmış olabilir ki boyu da avantajlı ama pozisyon alma konusunda iyi. Burada mesela Chelsea attığı bir gol var. Bu Fulham kariyerindeki ilk golü. Arka direğe doğru çok iyi kesilen bir ortaya. iki stoperden iki savunma oyuncusundan daha iyi reaksiyon verip hatta kaleciden de daha iyi reaksiyon verip tam zamanda zıplayıp topu içeri çeviriyor. Burada erken zıplasa veya biraz önce önde, kalsa topu çeviremez içeriye veya değerken vuruş yapsa kaleci çıkarabilir. Ama topun tam keskin noktaya indiği yeri çok iyi seziyor ve golü yapıyor. Çok çok iyi bir gol bu. Kötü özelliklerine geçelim artık. Kötü özelliklerinden bence birincisi biraz ağır bir oyuncu. Çok çabuk hızlı, reaksiyonları çok çabuk değil. Premier League seviyesinde tabii ki bu daha da ortaya çıkıyor. Mesela burada kenardan Pereira'nın kesiyor ortaya. Çok daha çabuk bir şekilde ön tarafa gelip hareketlenip skoru yapabilir. Ama hareketlenemiyor. Daha çabuk olması gerekirken bunu yapamıyor ve West Ham kalecisinde kalıyor top. Daha hızlı daha atik bir oyuncu olması beklenir ama tabii bu fizikte de o zor ama çabuk bir forvet olmadığını çok çabuk bir oyuncu olmadığını söyleyelim. Zaten bu istatistiklerle de biraz ortaya çıkmış. Geçen sezon maç başına en az dripling deneyen ikinci forvet. Birincisi ise zaten 35'lik Diego Costa. Orada dripling deneme, topla beraber kat etme, hızlanma, süratlenme falan çok yok oyuncuda. Daha çok duvar olma, oyun kurulumuna bağlantı olma. Bunlar ne kadar üst düzeyse dripling ve sprint özellikleri, savunma arkası koşu özellikleri biraz eksi, biraz aşağı kalmış. Bu sağ ayağını çok kullanamama meselesine bir Premier League maçında zaten denk geliyoruz. Son markasını iyi hareketleniyor. Topla buluşuyor. Topla buluştuktan sonra aslında sağ ayağıyla bitirebileceği pozisyonken kaleci çalımlamayı deneyip sol ayağıyla bitirmeye çalışıyor. Tabi arkadan rakip gelip bozuyor. Oralarda çok da çabuk olmadığı için bu tip çalım işlerinde falan çok hızlı değil. O yüzden rakipler çabuk bozabiliyor Premier League'de. Burada sağ ayağıyla ilk başta pozisyonu aldığında pozisyon başına gittiğimiz zaman sağ ayağıyla bitirebilir. Aslında açısı sağ ayakta. En başta giderken de bu gözüküyor. Çünkü rakip de solu kalçasını sol kalçasını koyacak rakibin önüne ve sağ ayağıyla bir bitirici vuruş deneyecek ama sağ ayağına hiç güvenmiyor oyuncu. Burada hem kaleciyi hem rakibe ekarte etmeye çalışıyor sol ayağıyla vurabilmek için ve daha sonra topu kaptırıyor. Şimdi oyuncu hakkında biraz neler denmiş onlara bakalım. Mourinho 4-4-2 için şey demiş mesela daha iyi duruma geldiğinde Harry ile beraber oynayabilir. Carlos'un performansından memnunum. E, takımdaki herkesin ona karşı duyguları iyi. Zaten mental olarak falan böyle çok sevilen bir oyuncu. E, kendi açıklamaları da her zaman böyle yedekten gelmeye, yedek forvete falan alışkın olduğu ve bununla da kendisi beslediğini de gösteriyor. Ama Mourinho'nun mesela bir maç sonrası da bir Chelsea içeride mağlup oldukları maç sonrası da biraz sert bir açıklaması var. Vinicius inanılmaz bir ruha sahip ama nasıl pres yapması gerektiğini hala bilmiyor diyor. E baskı konusunda da işte biraz çabuklukla alakalı hem de işte oyun aklıyla alakalı demek ki Mourinho'nun tam beğenmediği belli özellikleri var. Ne Fulham zaten o kadar birebir basan önünde baskı yapan bir takım ne de Carlos Vinicius'un süresi bunu görebilecek bir süre değil. Bunu anlayabileceğimiz bir süre değil öyle bir veri yok elimizde. Mesela Mitrovic'in yokluğunda oynadığı birkaç maç sonrası Mitrovic soruyorlar Carlos Vinicius'a. Uzun zamandır burada ve taraftar onu çok seviyor. O olsun ya da olmasın her zaman yardım etmek için buradayım ve çağrıldığımda elimden gelenin en iyisini yapabildiğim için mutluyum diyor. Biraz Icardi sonrası Carlos Vinicius Galatasaray taraftarını mutlu edebilecek açıklamalar yapıyor aslında. Carlos Vinicius mesela şöyle bir açıklaması daha var. Bir defasında bir teknik direktör bana şöyle demişti. Her şeyden önce yedek oyuncu olmaya hazır olduğuna emin ol. O zaman ilk 11'de yer alabilirsin. Bunu gerçekten çok iyi anladım. Önce onun yerine geçebileceğinizi kabul etmelisiniz. sonra size başlama fırsatı verildiğinde her şeyinizi vereceksiniz. Mitrovic'in cezalı olması nedeniyle bu fırsatı yakalamam elbette şanssızlıkta ama fırsat geldi ve ben hazırdım. En iyi performansımla oynamaya hazırdım diyor. Fırsat geldiğinde hazır olması Galatasaray'ın çok ihtiyacı var çünkü Galatasaray'ın elinde hazır oyuncu oldukça az. Yani ilk 11'inde bile hazır olmayan oyuncular var Galatasaray'ın. Premier Lig'den hazır bir oyuncunun gelmesi de Galatasaray adına çok avantaj, çok büyük avantaj. Hocanın bazen belli maçlarda formasyon değişikliğine zorunlu olarak gitmesi de gerekebilir. Mesela 60'larda, 70'lerde 2-0, 3-0 öndeyse Galatasaray, Mertens çok da erken dinlendirebilir hoca Carlos Vinicius'ta. 4-4 tıkla Galatasaray bazı sorunlar yaşayabilir ama iç sahada bunları absorbe de edebilir. O nedenle Carlos Vinicius un takım içerisindeki oyuncuların dinlendirilmesinde de çok işe yarayacak bir oyuncu. Çünkü Premier Lig'den hazır geldi. Ocak ayındaki en büyük transfer referansı da oyuncunun hazır olmasıdır. Mesela oyuna girdikten sonra gol attığı bir maç var. O maçın ardından Marco Silva oyuna girdiği anda sahada ihtiyacımız olan etkiyi yarattı. Sadece gol attığı için değil, elbette bir forvet için önemli olan budur ama dinamizmiyle o anda ona ihtiyacımız vardı diyor. Carlos Yunus'un oyuna girdikten sonra olumlu etkiler yaptığına dair birçok hocadan açıklama var. Marco Silva bunlardan biri. Yani yedekten oyuna dahil olduğu zaman hem bağlantı oyunuyla hem de gücüyle rakip stoperleri rakipsiz olmaya sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Fulham muhabiri Semi Jens konuştum. Doğru yerde olma konusunda iyi bir becerisi var ve aynı zamanda iyi bir bitirici. Geçen sezon bizim için bazı güzel goller attı. Brighton maçında harika ve kritik bir asist yaptı diyor. Daha sonra oyuncunun agresif tavırlarda olduğunu söyledi sahi içerisinde ama ben bu tip bir tavra rastlamadım. Zaten kariyerinde sarı ve kırmızı kart sayısı da o kadar yüksek değil. O nedenle onu biraz anlamadım açıkçası. Bugün Galatasaray'ın yeni transferi, yeni forveti Carlos Vinicius'u analiz ettim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de Carlos Vinicius hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.